Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda dönüşümlerin 3 ve 4 numaralı testini gömmeye başlayacağız arkadaşlar. Hemen 3 numaralı testin birinci sorusuyla başlıyorum. Bakalım ne diyor. Olduğuna göre diyor, analitik düzlemde olduğuna göre BCD noktalarının ordinatları toplamı acaba kaç derecedir diye bir soru sormuş. Hadi bir bulalım. Şimdi diyor ki noktasının X eksenine göre simetri. Hemen hatırlayalım. X eksenine göre simetride neler oluyordu? Y'nin işareti değişiyordu sadece. Yani X eksenine göre simetri B'ymiş. O halde B şöyle olacak. A noktasının Y'sinin işareti değişecek sadece. Yani eksi 2'ye eksi 5 olacak. Tezatlık vardı demiştik arkadaşlar, hatırlayın. X eksenine göre simetride Y'nin işareti, Y eksenine göre simetride X'in işareti, orijine göre simetride de ikisinin de işareti değişecek. Bakın B noktasının, yani şunun orijine göre simetrini alın dediğinde ikisinin de işaretini değiştiriyorum. 2'ye 5 yaptım. Sonra da C noktasının Y eşittir X doğrusuna göre simetrisi. Y eşittir X'te de şunu yapın demiştik. X yerine Y, Y yerine de X yazabilirsiniz demiştik. Hemen Y yerine X, X yerine de Y'yi yapıştırdım. Yani yerlerini değiştirdim. Denizli'yi de buldum. Bunların ordinatları toplamı, yani 2 ile 5'i bir de eksi 5'i toplayacağız. Eksi 5 ile 5'i zaten 0 yaptık. Bir tek 2 kaldı geriye. Cevabımız Denizli'den çıktı. Geldik şimdi 2 numaralı sorumuza. Analitik düzlemde doğrusunun x eşittir 4 doğrusuna göre simetrisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunun için de konu anlatım videomuzda şöyle demiştik. Özel doğruya göre simetri alınırken bu özel doğrunun 2 katını al 8. X diyorsa X çıkar. Y deseydi Y çıkartacaktım dostlar. İşte bu iki katını alıp X çıkarttığın ifadeyi getirip burada X gördüğün yere yazacaksın. Cevap da kendiliğinden çıkacak. Hemen yazalım. 2 çarpı X gördüğümüz yere 8 eksi X yazıyoruz. Artı 5 Y eksi 3 eşittir 0 diyelim. Hadi bir toparlayalım. 16 eksi 2 X artı 5y eksi 3 eşittir 0. Ne oldu dostum burası? 5y'yi başa yazalım şöyle. 5y eksi 2x, 16'dan 3 çıktı, artı 13 eşittir 0. 5y eksi 2x olacak, bir de 13 olacak dostlarım. 13'lü şık zaten sadece burada var. Bir de ne yapmış bu adam? Hepsini eksiyle çarpmış. Yani hepsini sağ tarafa toplamış. Adana şıkkımız doğru cevaptır dedik dostlar. 3 numaraya bakalım. Analitik düzlemde doğrusunun orijine göre simetri dönüşümü altındaki görüntüsü. Orijine göre simetride ne oluyor dedik? Nokta da olsa, doğru da olsa, parabol de olsa, çember de olsa orijine göre simetri hep aynıdır dostlarım. Daha doğrusu bütün simetrilerin hepsi aynıdır. Dolayısıyla orijine göre simetri de aynıdır. İkisinin de işareti değişecek. Hem x'in hem y'nin. O zaman bunu da eksi yapalım. Bu eksiydi zaten, artı yapalım. Yani şöyle olsun. Eksi yaptım, eksi 2x oldu. Artı yaptım, y artı 5 eşittir 0. İşte sorumun cevabı budur dedim. Yani eksiyle çarpalım bunun da her tarafını şimdi ki, ya da hepsini sağ tarafa atıyormuş gibi düşünün. Şöyle oldular. 2x eksi y eksi 5 eşittir 0. Hangi şıkkımız da var? 2x eksi y eksi 5. Ceyhan'da mevcut dostlarım. Üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. 4 numaraya bakıyoruz. Noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetrisi diyor. Bir noktanın y eşittir x doğrusu. Yani neydi bunun diğer ismi? Bakın böyle de sorar ÖSYM. Birinci açıortay doğrusu diye de sorar. Birinci açıortay doğrusuna göre simetrisi nedir diye sorarsa, yer değiştirin demiştik dostlar. 2'ye 3 olacak. Yani Adana'dan gelecek sorumuzun cevabı. 5 numaraya geçelim. Analitik düzlemde bilmem ne noktasının x eşittir 1 doğrusuna göre simetriyi dönüşüm altındaki görüntüsü nedir diye soruyor. Dostlar bu da çok basit. Yine şurada 2 katını al x çıkar muhabbetinde yapabilirsiniz ama bakın bu daha da kolay olacak. Bir kere x eşittir 1 diyor ya, hani y ile alakalı hiçbir şey demiyor. O halde y'de hiçbir değişiklik olmayacak. Yani yeni noktamın y'si
Yine eksi 5 olacak dostum. Eksi 5'i yazdım. Şimdi apsise bakalım. 3'tü 1'e göre simetrisini al. Ne çıkar diye soruyor. Dostum 3'ten 1'e ne kadarlık bir düşüş oldu? 2 birimlik. 2 birimde buradan düşüş olacak. Yani eksi 1 olacak. 1'den 2 çıkarttım. Eksi 1 olacakmış. Yeni noktamın da apsisi. Eksi 1'e eksi 5. Yani Denizli şıkkı doğru cevaptır dedik. Analitik düzlemde bilmem ne noktasının, bakın bu ne diyor? Y eşittir eksi x. Yani ikinci açıortay doğrusuna göre simetrisini alın diyor dostlarım. Doğrusuna göre simetrisi olan noktanın doğrusuna uzaklığı kaçtır? İki farklı kural yapacağız. Önce simetriyi alalım. Y eşittir x'te ne yapıyoruz dostlar? İkinci açıortayda hem yer değiştiriyoruz hem de işaretlerini değiştiriyoruz. Yani A üssü noktası. Yer değiştirip bir de işaret değiştireceksiniz. O zaman 1 buraya eksi 1 geldi. Eksi 2 de bu tarafa artı 2 olarak geçti. İşte simetrisi olan nokta bu. Bunun da diyor şu doğruya uzaklığını bulun. Şimdi dostlar noktanın doğruya olan uzaklığı formülü. Yukarıda mutlak değer vardı formülde. Aşağıda karekök. Şimdi mutlak değerin içine doğrunun denklemini yazacaktım. Ama x yerine eksi 1 yazacağım. Y yerine 2 yazacağım. Eksi 8 artı 1. Buraya da katsayıların kareleri toplamı. X'in katsayısı 3 karesi. Y'nin katsayısı eksi 4 karelerinin toplamını yazdım. 16 ile 9'u. Peki şurayı toparlayalım. Eksi 11 bir daha eksi 10 dışarıya 10 diye çıktı. Burası da 3 4'ten 5 geldi. 10 bölü 5'ten 2 çıktı sorumuzun cevabı. Evet test 3'ün ilk 6 sorusunu gömdük. 7. sorusuyla da devam edelim. Aşağıda birim kareli zemin üzerine yerleştirilmiş analitik düzlemdeki A ve B bölgesi verilmiştir. A bölgesinin x eksenine göre simetri ile B bölgesinin kesiştiği kısmın alanı. Şimdi A'yı x eksenine göre simetri alalım. Bakın x ekseninden bir birim yukarıda, ben de bir birim şuradan aşağıdan alıyorum. Yani eşit uzaklıkta alıp şöyle üçer birimlik 3 birimmiş. Ben de dikdörtgeni buraya getirdim arkadaşlar. İşte bu ikisinin kesiştiği bölge şuradaki yamuk dediğimiz bölge oldu dostlarım. Bizden bu yamuğun alanı isteniyor. Peki yamuğun nesini biliyoruz? Bakın üst tabanı 3 birim. Alt tabanı 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yüksekliği şurası 2 birim. Artık alanı bulabiliriz. Alt taban artı üst taban 5 artı 3 bölü 2 çarpı yükseklik, o da 2. Şu ikiler gitsin. 5 ile 3'ün toplamı 8 çıktı sorumuzun cevabı. Dostlar şu ekmekçiler geçiyor şimdi. Şu videoyu bir durdurayım da şu bir geçsin geçsin, ondan sonra devam edelim. Evet devam ediyorum dostlarım. Şimdi 8. sorumuzdayız. Diyor ki dik koordinat düzlemlerinde verilen boyalı bölgelerden hangisi orijin etrafında 180 derece döndürülürse görüntü değişmez. Dostlar orijin etrafında 180 derece döndür demek aslında orijine göre simetrisini al demektir. Bunu da şöyle yapabiliriz arkadaşlarım. Tek tek deneyebiliriz mesela. Şimdi şu kırmızının orijine göre simetrisini alacaksın. Şu uzaklık kadar bir uzaklıkta sen gideceksin. Bak 1'e 3 şeklinde gitmiş. Biz de 1'e 3 şeklinde gidersek şuraya gelir. Yani kırmızının şurada bir yerde olması lazım arkadaşlar. Bu şekle göre baktığımızda şuralarda bir yerde denk düşmesi lazım. Ama burada hani bir döndürdüğümde buraya gelen bir şey olmadığı için, yani şu en azından burada olmadığı için kırmızısı, bu gitti. Şuna bakalım. Bakın aynı şekil yeşilin nerede olması lazım? Tam şu 1'e 3'lük dikdörtgenden şuraya gelmesi lazım. Evet yeşil buraya gelmiş. Mavi hemen sağında, burada solundaydı. Kırmızı hemen orijine göre simetrisini alırsanız zaten buraya düşecek. Evet Bursa şıkkı direkt doğru cevaptır diyebilirsiniz dostlarım. Bunu tabii ki değer vererek de yapabilirdik. Yani mesela şu köşeyi 3'e 1 noktası olduğunu bilirdik. Orijine göre simetrisi neydi? Eksi 3'e eksi 1 olacak. İkisinin de işareti değişecekti. Bakın gerçekten eksi 3'e eksi 1'i kesiştirdiğinizde bu noktaya denk düşüyor. Bu şekilde birkaç nokta belirleyip de bulabilirdik de sorunun cevabını. 9 numaraya geldim dostlarım. Dik koordinat sistemindeki pembe, mavi bilmem ne öteleme yapılarak bir dikdörtgensel bölge oluşuyor. Şimdi bunları bir araya getirip bir dikdörtgen oluşturacakmışız dostlar. Şöyle yapalım. Hatta bunu ben şöyle boyayayım direkt. Şimdi yeşili şuraya koyalım. Bakın dikdörtgen oluşması için
Şimdi benim ilk aklıma geleni yapıyorum ben tabii ki. Yeşili şöyle koydum arkadaşlarım. Boyadım aynı zamanda da. Sonra turuncuyu şuraya getirip dikelim. 3'e 3 birimmiş turuncu. Turuncuyu da buraya getirip diktim. Maviyi de şuradaki 2 birimlik yere yana yatırarak koyduk arkadaşlarım. Mavi de burada. Yani en sonunda benim karşıma çıkan dikdörtgen, onu da şöyle siyahla göstereyim. Şuradaki dikdörtgendir dostlarım. Birleştirdiğimizde bu dikdörtgen çıktı. Bu dikdörtgenin de alanı mıydı? Yok, çevresi nedir diye bir soru soruyor. Bu kenarı 3 birim. Tabii ki bu da 3 birim. Bu kenarı 4. Bu kenarda 4. 4, 7. 7 de buradan 14 birimmiş çevresi dedik. Farklı şekillerde de koyabilirdik bunları belki arkadaşlar. Ama benim ilk aklıma bu geldi. Bu şekilde yaptım hemen ben de. Evet, geldik 10 numaraya. Evet, bu sefer de başka ekmekçi geldi arkadaşlarım. İnşallah sesi size gelmiyordur. Ben devam edeyim. Analitik düzlemde x ekseni üzerine yerleştirilen ABCD dikdörtgeni ve KLMN karesi verilmiştir. Şimdi bunların önce şu bildiğimiz değerlerini bir gösterelim. Bakın şu aradaki uzunluk 2 ile 7'nin arasıymış, 5 birim. Demek ki kısa kenarın 5. Sonra şuradan aşağı inen yükseklik 10 birimmiş. Şu uzun kenar 10. Şu aradaki mesafe 11 ile 7'nin farkı 4 birimmiş. Bunu gösterdik. 11 ile 14'ün farkı 3'tür. Buraya 3 yazdık. Bu kareymiş. Buraların her biri 3, 3, 3 olacak. Başka da bildiğimiz bir şey yok. Şimdi bir de bunu diyor ki şu C köşesi etrafında saat yönünde döndürdüğünüzde de bu şekil oluşuyor diyor. Şimdi burada da üsttekileri yazalım bir daha bildiklerimizi. Şurayı 5 bulmuştuk. 5 diyelim. Şurayı 10 bulmuştuk uzun kenarı. Şurası 4 birim demişiz. Şuraya 3. 3. Bakın 3 4'ten 5. Hatta buraya da 10 olması için 5 kaldı. Şurası da 3. Burası da 3. Diyor ki D üssü noktasının koordinatları. Şimdi D üssünün apsisi şurası. Ordinatı da şuradan aşağı inen diklik. Bunların uzunluklarını bulun diyor arkadaşlarım. Toplarız ondan sonra da. Şimdi şuradaki dik üçgeni bir görün bakalım dostlarım. AB 90 benzerliği yapacağım dostlar. Bakın bunun şurasına A diyelim. Şurasına B diyelim biz dostlarım. AB. Tabii ki burası da 90, burası da B olacak, şurası da A olacak. Başka, şimdi 90'ın karşısı burada 5, burada da 90'ın karşısı 5. Demek ki eş üçgenler. A'nın karşısı burada 3 ise, burada da A'nın karşısı 3 olacak. Yani aslında şu tam şu köşeden geçiyormuş dostlar. Yani şekil biraz yanlış çizilmiş, yani biraz daha yukarıdaymış bu. Tam şuradan aşağı iniyormuş ama biz şu kısmı görmeyelim isterseniz. Şurayı görmeyelim biz. Şurasıymış 3. B'nin karşısı, pardon, burası B, şurası A. Çok yanlış yazmışım. A 90B. A 90B. Tamam, şimdi oldu. A'nın karşısı 3. Burada da A'nın karşısı 3 olacak. B'nin karşısı 4. Burada da B'nin karşısı 4 gelecek. Şimdi bakın ne oldu D'nin şuradan aşağı inen apsisi. 3, 3 de karenin bir kenarı, toplam 6 oldu. Ordinatı yani, pardon, D üssünün ordinatı 6 geldi. Sadece şekil biraz hatalı çizilmiş. Apsisine bakalım. Şimdi şurası zaten 4, 7 daha 11. Şuraya kadar da 4 bulduk biz bu kısmı. 4 birimde şurası. 11, 4 daha 15 geldi. Bu da. Demek ki 15 ile 6'nın toplamı 21. Yani aslında şekli şöyle biraz daha orijinalini çizersek, bakın bu dikdörtgen, D üssü burası. D üssü karenin dışında, hatta şöyle, hatta bir birim dışında falan kalıyor arkadaşlarım. Daha düzgün şekli bu. Ama şekle çok aldanmaya gerek yok dostlar. Bulduk sonuçta. Evet, test 3'ü bitirdik. Test 4'e geldik. Analitik düzlemde noktasının negatif yönde 90 derece dönme dönüşümü yapılıyor dostlar. Şimdi biz zaten bir tek bu 90 dereceyi bileceğiz demiştik. Konu anlatımında da böyle söylemiştim dostlarım. Negatif ve pozitif yönünü bilseniz yeter. Şimdi negatif yönde ne yapıyorduk 90 derecede? Bir kere yerlerini değiştiriyorsunuz. Yani 8 bu tarafa, 5 bu tarafa yazılacağı 90 derece döndüğünde. Eğer ki negatifse y'nin önüne eksi koyacaksın. Ama pozitif yönde döndürün deseydi x'in önüne eksi koyacaktım. Tamam mıdır dostlarım? Kural basitti. Negatif yönde 90 derece döndürüyorsam yer değiştirip y'ye yazdığımın ters işaretlisini yazıyorum.
eksi ise artı, artı ise eksi. Pozitif yönde 90 derece döndürün deseydi yine yer değiştirip bu sefer x'in önündeki işareti değiştireceksin. Eksi ise artı, artı ise eksi yapacaktım. Peki şimdi cevabımız 8'e eksi 5, yani Ceyhan doğru cevaptır. Analitik düzlemde noktasının pozitif yönde 180 derece döndürülmesiyle. Dostlar, pozitif yön diyor bu sefer ve 180 diyor. Şimdi eksi 2'ye 4 noktasını. Ben 180 derece değil de bir kere 90 derece döndürsem, sonra bir daha 90 derece döndürsem 180 yapmış olur muyum artık arkadaşlar? Hadi yapalım o zaman. Bir kere 90 derece döndürdük. Ne yapıyoruz? Yer değiştirip 4 buraya, eksi 2 buraya yazılıyor. Pozitif dediği için x'in önündekinin işaretini değiştirdim. E bir 90 derece daha değiştir, döndürüyoruz. Yer değiştiriyorum, eksi 2'ye eksi 4. Ama pozitif yönde dediği için x'in önündekinin işaretini değiştirdim. 2'ye eksi 4 olacakmış. Yani Bursa'dan gelecekmiş ikinci sorumuzun cevabı dostlarım. Şimdi arkadaşlar şunu da bilelim. Böyle de çözülebiliyor. Şimdi mesela 270 derece döndürün deseydi 3 tane bu sefer ne yapacaktım? 90 derece döndürecektim. Ama şunu da bilin ki arkadaşlarım, bir şeyin 180 derece döndürülmesi demek orijine göre simetrisini alın demekle aynı şeydir. Yani ben bunun orijine göre simetrisini alsaydım ne olacaktı? Orijine göre simetride ikisi de işaret değiştiriyor. 2'ye eksi 4 olacaktı. Yani direkt cevabı bulacaktı. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Şimdi geldim 3 numaraya. Bakın ne diyor? Orijin etrafında 30 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta. Şimdi bunu bir, şimdi bu 30 derece, yani 90'ın dışındaki, işte 90 ve katlarının dışında 30, 45, 60 gibi bu kadar döndürüyorsak bunların bir formülü var arkadaşlarım. Bir formül var. Fakat burada formüle ihtiyacım yok. Şekil çizerek çok daha kolay bir şekilde halledeceğim ben bunu. Şimdi A noktası 6'ya 0'mış A noktası. Demek ki şu uzunluk 6 birim. Orijin etrafında pozitif yönde, yani yukarıya doğru ters, saatin tersi yönde 90 kaç, 30 derece. Döndürürsem ben bunu 30 dereceye, şuraya geldi işte arkadaşlar. Bakın 30 derece yukarıya çıkarttım ben bunu, döndürdüm. Yeni noktamızda A noktası şuraya denk düştü. A üssü. Bize de A üssünün koordinatlarını soruyor ki biz biliyoruz ki sen bu kalemi sabaha kadar döndür, boyu asla değişmeyecek. Yani o A'nın boyu 6 idi ya, burada da 6 birim olacak. Şurası 6. Hemen diklik indirdim 30'un karşısına. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3'tür dedim. 60'ın karşısı da kök 3 katı 3 kök 3'tür. Şu mesafede 3 kök 3 oldu. Yani A'nın apsisi 3 kök 3, ordinatı da 3 oldu. Cevabım nereden geldi? Denizli'den geldi arkadaşlar. 4 numaradayız. Ne diyor? Noktasının orijin etrafında negatif yönde 225 derece dönmesiyle diyor. Bakın bunu da şekil çizerek çözelim hemen. Şuraya bir çizmeyi deneyeyim arkadaşlarım ben. Şimdi önce bu noktayı gösterelim. 4'e eksi 4 noktası. Şöyle bir nokta. Şu. Orijine göre simet, orijine göre döndüreceğimiz için A noktası budur. Orijinle de birleştirdim A'yı. Hatta şuralar 4, 4. Bakın 45, 45, 90 üçgeni çıktı bunlar. İkizkenar dik üçgen çıktı. Boyumuz ne? 4 kök 2. Şimdi negatif yönde, yani saatle aynı yönde dönecek. Şöyle dönecek arkadaşlar. Kaç derece dönecek? 225. Şimdi 225 dediğimiz şey 45 ile 180'in toplamı. Yani bir kere bir 45 derece döndürelim. Tam şuranın üstüne denk gelecek. 45'i döndürdük. Buradan buraya geldi. 45 buraya geldi. Şimdi bir de 180 döndüreceğim. Yani bir 90, bir daha 90 döndüreceğim. O halde buradan şuraya kadar gelmiş olacak. Tam bu y ekseninin üstüne geldi arkadaşlar. A üstümüz burada artık. 45 ile, bakın 45 burası zaten. Bir de 180 derece döndürdüm. A üstünü buldum. Peki OA arası 4 kök 2 idi. Kalem döndükçe boyu değişmediği için yine 4 kök 2 olacak. Peki A üstünün y ekseni üstündeyse apsisi 0'dır. Ordinatı da 4 kök 2'dir. Yani 4. sorumun cevabı Adana'dan çoktan çıktı bile.
Beşinci sorumuz. Analitik düzlemde noktasının 2 birim sağa, 4 birim aşağıya. Hemen öteleyelim bunu da. A üssünü bulalım hemen arkadaşlarım. 2 birim sağa demek, x'e 2 ekle demek. Eksi 5'e 2 eklersem eksi 3. 4 birim aşağı, y'den 4 çıkart demek. 9'dan 4 çıkarttım 5. İşte bu noktanın orijin etrafında pozitif yönde 270 derece dönmesiyle diyor. 270 demek 3 tane 90 derece döndüreceksin demektir dostlarım. Ki biz 90 derece döndürülmenin nasıl olduğunu biliyoruz. 3 defa 90 döndüreceğiz. Ya da bir 180 bir de 90 derece döndüreceğiz. Önce 180 döndürelim ki çünkü 180'in nasıl bir şey olduğunu biliyorum ben. Ne demek 180 derece döndür? Orijine göre simetri al demektir. Yani ikisinin de işareti değişecekti. 3'e eksi 5. Bak bir 180 döndürdüm. Şimdi bir de 90 derece döndürelim. Peki 90 derece pozitif yönde dönerse ne yapıyorduk? Yer değiştiriyoruz. Bir de pozitif yönde dediği için x'in önündekinin işaretini değiştiriyorduk. 5'e 3 oldu. Yani 5. sorumun cevabı Adana'dan geldi. 6. sorumuz arkadaşlarım. Analitik düzlemde bir noktanın alfa derece teta derece döndürülmesiyle oluşan formülü işte burada yazmış arkadaşlar. Formülümüz bu. Buna göre eksi 2'ye 4 noktasının orijin etrafında pozitif yönde 30 derece dönmesiyle hangi nokta oluşur diyor. Şimdi yani açıyı vermiş 30. Biz o zaman teta yerine hep 30 derecelerimizi yazacağız dostlarım. Noktayı da vermiş x ile y'yi eksi 2'ye 4 vermiş. Yani bize düşen sadece yerine yazmak aslında. Hemen yazalım. X yerine eksi 2 yazacağım. O zaman eksi 2 çarpı kosinüs teta yani kosinüs 30. Kosinüs 30'da neydi? Kök 3 bölü 2 miydi dostlarım? Eksi y çarpı yani 4 çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2 idi. Bakın bu apsisiymiş. Şimdi apsisini bulduk noktanın. Gelelim ordinatına. Y'sine yani. Onu da maviyle yazayım hatta. Şimdi diyor ki y çarpı kosinüs teta yani 4 çarpı kosinüs 30. Artı x çarpı yani eksi 2 çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2. Hadi toparlayalım. Şu ikiler gitsin. Eksi kök 3'e şuradan da 2'ye bölersek eksi 2 kalır. Bu apsisimiz. Hangi şıkta var? Eksi kök 3 eksi 2. Eksi kök 3 eksi 2. Ceyhan ve Edirne'de var. Şunları silelim o zaman biz direkt. Ceyhan ve Edirne'de var çünkü. Şuraya geldik. 2 ile 4 sadeleşsin. 2 kalsın. Yani 2 kök 3 olacak devamı. İkisinde de 2 kök 3. Şu 2 ile şu 2 gitsin. Eksi 1 kaldı. Eksi 1 olan olacak. Yani Ceyhan olacak. Sorumun doğru cevabı. Evet arkadaşlarım bu direkt formülde yerine yazma sorusuydu. Hallettik ve geçtik. Şimdi geldik 7. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? 7 numaralı soru. Diyor ki dik koordinat düzleminde verilen ABCD dikdörtgeni orijin etrafında pozitif yönde 30 derece. Bak bunu da formülle çözeceğiz. C noktasının yeni oluşan C noktasının diyor y eksenin x eksenine uzaklığı. Dostlar bir noktanın x eksenine uzaklığı demek onun y'sinden bahsediyor. Y'yi soruyor bize demektir. Bir noktanın x eksenine uzaklığı mutlak değer y demekti. Tamam burayı anladık. Şimdi biz y'sini bulacağız. Yani c'yi 30 derece döndüreceğiz arkadaşlarım orijin etrafında. İşte şöyle 30 derece dönecek atıyorum şuralarda bir yere geldi. Nereye geldiğini bilmiyoruz biz de. C üssünün ordinatını soruyormuş bize. Peki C'nin buradaki koordinatları apsisi 14 kök 3 ordinatı da eksi 6 değil midir arkadaşlarım şu anki konumunda? Peki biz C'yi biliyoruz. Formülü de hatırlıyoruz arkadaşlar. Onu da şuraya bir daha yazayım ben gözüküyorsa burası. Evet yazıyor. Şimdi sadece y'sini bulacağım için az önceki 6. sorudaki formülün tamamını kullanmayacağım. Sadece virgülden sonraki ordinat kısmını bulacağım. Yani yeni y noktasının formülü şu. Y çarpı kosinüs teta artı x çarpı sinüs teta. Bu formülü kullanacağız dostlar. Hadi bulalım. Y yerine ne yazacağım ben şimdi? Eksi 6 çarpı kosinüs teta. Kosinüs tetamız kaç derece döndürüyoruz? 30 derece. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Artı x yani 14 kök 3.
çarpı sinüs teta, yani sinüs 30, o da 1 bölü 2. Hadi toparlayalım. 2 ile bu gitsin. Eksi 3 kök 3 kalır. Şurada yazıyorum. Eksi 3 kök 3 artı şunlar sadeleşirse dostlarım 7 kök 3 mü kalıyor? 7 kök 3. Toplarsak bunu da 4 kök 3 çıktı. Yeni noktamızın ordinatı 4 kök 3'müş. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 8 numaradayız dostlar. Birim karelere bölünmüş analitik düzlemdeki kalemin orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesi oluşan görüntü nedir? Şimdi dostlar böyle görüntüyü döndürdüğü zaman iki yolla çözebilirsiniz. Hani tahmini bir şekilde de çözebilirsiniz bu soruyu. Yani şöyle olacak diyebilirsiniz. Şimdi bunu 90 derece döndürdüğünde tam aralarındaki açı 90 olacak şekilde şu şekilde şu doğrultunun üstünde olacak dostlar. Tabi orijine göre döndürün dediği için öncelikle A'nın orijine göre dönmesini konuşalım. Şuralara da şöyle birim karelerimizi bir daha çizeyim ben. Şöyle biraz bekleteyim sizi arkadaşlar. Şöyle çizmiş olayım ben de bunları. Şöyle çizdik. Evet, orijin etrafında 90 derece dönerse bakın tam şu köşeye gelecek A. Çünkü aradaki açının 90 olması lazım. 45-45 olur. 45-45 A burada olacak. Yani şekle baktığınızda kalemin kıç kısmı, göt kısmı şuradaki ikinci bölgedeki eksi 1'e 1 noktasına denk düşecek arkadaşlarım. Hemen şıklara bakın mesela. Şimdi A şıkkındaki kalem birinci bölgede zaten değil. Bir kere ikinci bölgeye taşıyor. B de birinci bölgede. Bu da değil dostlarım. Ceyhan'a bakın ikinci bölgede ve A noktası eksi 1'e 1'de. Doğru. Denizli'ye bakın. İkinci bölgede ve A noktası eksi 1'e 1'de. Doğru. Edirne'ye bakın. Bu zaten direkt kafadan şöyle göremiyorsunuz siz tabii göstereyim. Direkt dördüncü bölgeye gitmiş. Bu da yanlış bir kere. Yani şu anda Ceyhan ve Denizli arasında kaldık. Bunu da ne belirleyecek? Bursa belirleyecek. Şimdi bu soruyu birinci yolla bu şekilde çözebilirsiniz. Yani az çok tahmin ederek böyle 90 derece döndürmeyi ya da arkadaşlarım. Noktaların koordinatlarını belirlersiniz. İlk baştaki mesela A noktasının koordinatları 1'e 1'dir. B noktasının koordinatları 2'ye 4'tür. 2'ye 1, 2, 3, 4. Evet doğru. Peki 90 derece döndürünce ne oluyordu arkadaşlarım? Hemen bulalım. A üssü ne olacaktı? Pozitif yönde 90. Yer değiştir yani yine 1'e 1 ama sol tarafa yazdığının işaretini değiştir. B üssü ne olacak? Yer değiştir 4'e 2 ama sol tarafa yazdığının işaretini değiştir. Eksi 4'e 2 olacak. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen şimdi bakın bakalım. B üssü şöyle şu iki şık kalmıştı elimizde. B üssü ne olacak dedik? Eksi 4'e 2. Buna bakın B üssü nerede? Eksi 2'ye 4'te B üssü. Bu değil o zaman. B üssü nerede? 1, 2, 3, 4. Eksi 4'e evet 2'de B üssü de buraya gelecek. Kesinlikle sorumun cevabı Denizli olacak dedim. Geldim 9 numaraya. 9 numarada bakalım ne diyor. Dik koordinat düzleminde şekil 1'de verilen ODEF dikdörtgeni orijin etrafında ok yönünde döndürülerek F köşesi bilmem ne ile çakışıyor. Şimdi şurada bildiklerimizi bir gösterelim. Burası 8. Şurası 6 birimmiş. Burası 8. Burası 6. Ben şunun köşegenini çizersem 10. Başka? C köşesiyle çakışmış. Bakın ikinci şekle bakarsanız alttaki dikdörtgenin uzun kenarı aslında bizim köşegenimize eşit oldu. Yani buralara 8 8 demiştim ya 6 demiştim ya buraya da. 6 8'den 10 oldu. Benim uzun kenarım şu alttaki dikdörtgenin uzun kenarı şuraya denk düştü çünkü dostlarım. 10 sa burası 4 oldu. 4 oldu. 4 oldu. Burası da 10 oldu. Yani bunu burada da gösterelim. Hemen şuraya 4 oldu burası. Burası da 4 oldu diyelim. Başka buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi bu boyalı bölge dediğimiz bölge şurada bir yamuk arkadaşlar. Bir yamuk. Şimdi bu burada bayağı bir küçük oldu dostum da. Ben bunu bir büyük çizip tekrar hemen durduruyorum videoyu. Biraz daha büyük çizip geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar biraz daha büyük çizdim. Verilen değerleri de yerleştirdim ve baktım ki şekilde bir sürü dik açı var arkadaşlarım. O zaman dedim ki kendi kendime neden bir benzerlik yapmayayım? Bir sürü dik açının olduğu soruda biz AB 90 benzerliği yapıyoruz demiştik.
Bu benzerliği yapacağım arkadaşlar soruda ve soruyu çözmeye çalışacağım işte dostlarım. Hadi bakalım. Şimdi şu bakın şu büyük 6, 8, 10 üçgenin bütün kenarı belli. Şu üçgeninde dostlarım şu kırmızıyla yaptığım üçgeninde bir tek dört kenarı belli. Hadi bunları benzerleyelim. Kırmızı da A'nın karşısına 4 düştü. Burada beyaz da A'nın karşısına 6 düştü. Benzerlik oranı 4/6. Kırmızıda 90'ın karşısına x diyelim biz. X düştü. Burada 90'ın karşısına 10 düşmüş arkadaşlarım. Şurayı bulacağız şimdi. X'i buluyoruz. Ne geliyor buradan? 40/6. Yani 20/3 çıktı. Şuradaki uzunluk. 20/3. Peki burası 20/3 ise toplam 8'di ya. Yani 24/3'tü ya. Şuraya da 4/3 kaldı. Bunu da yazalım. Hatta bakın şimdi bir de şu üçgenle şu küçücük bir dik üçgen var burada. Bu dik üçgenle de yine şu 6, 8, 10'u benzerleyelim. Çünkü açıları aynı. Bak bunun B'sinin karşısı 4/3. Bölü bunun B'sinin karşısı 8. Eşittir. Bunun 90'ının karşısına şuraya K diyelim. K. Bunun 90'ının karşısı da 10. Hadi bir içler dışlar yapalım arkadaşlarım. 8K eşittir 40/3. K eşittir 8'e bölelim her iki tarafı 5/3. K'yı da bulduk 5/3. Yani aslında yamuğun alt tabanını ve üst tabanını bulduk böylelikle dostlarım. Alt taban 10, üst taban 5/3. Hadi ne yapıyorduk? Formül neydi yamuğun alanı? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Çarpı yüksekliğimizde ne bu yamuğun yüksekliği? Şuradaki dikdörtgenin kısa kenarı yani 4. Hadi toparlayalım. Şununla şu gitsin 2. Şu 2'yi de şunların ikisini toplayalım bir 20. 25/2 ile 2'nin çarpımı. 2'ler gitti. Sorumun cevabı 25 gelmeliymiş. Gelmedi arkadaşlar. Bir yerde bir hata mı yaptık? Boyalı bölgenin alanını soruyor. Tamam alt tabanımız 10. Üst tabanımız 5/3 lan. Şurası 5/3 bulduk ya. 5/3. Bir daha toparlayalım. 30, 35. Şurası 35/3. Bir de 2 ile çarpacakmışız bunu. 35/3 ile 2'nin çarpımı da 70/3 çıktı. Yani sorumun cevabı Edirne'den geldi. Arkadaş kaç tane ekmekçi geçiyor? Ben anlamadım ki bir günde ya. Ya yemin ediyorum 10 dakika arayla bir sürü ekmekçi geçti farklı farklı. Evet 10. sorudayız. Dik koordinat düzlemi orijin etrafında bakın bu çok güzel bir soru işte. Bu sefer noktayı falan döndürmüyoruz. Direkt koordinat sistemini döndürmüş arkadaşlar bu. 60 derece döndürmüş pozitif yönde x üssü y üssü yeni bir koordinat düzlemi elde etmiş. XOY düzlemindeki 2'ye 6 kök 3 noktası hemen göstereyim onu. 2 şurası olsun. 6 kök 3 de şurası olsun arkadaşlarım. İşte buradaki noktanın diyor, buradaki noktanın yeni koordinat sistemindeki apsisi kaçtır diye bir soru soruyor. Hemen bulalım dostlarım. Şimdi bir kere şu yeni koordinat sistemimizin 90'ı burada. Şuraya 30 kaldı. Şuraya 60 kaldı. E hocam burası da 90, şuraya 30 kaldı. Burası da yine 30 derece olacak. Sonra bu noktanın bakın şuraya indirdiğim dikliği yani yeni x eksenine olan uzaklığı benim bu noktamın yeni koordinat sistemindeki ordinatıdır dostlar. Peki y eksenine yani şuraya olan uzaklığı buraya olan uzaklığı da benim apsisimdir. Yani bana burayı soruyor dostlar. Hadi bulduğumuz bildiğimiz değerleri yazalım. Şimdi 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. E hocam burası toplamda kaçtı? 6 kök 3'tü şuradan dolayı. 4 kök 3 de şuraya kaldı. Şu mesafede 4 kök 3. Yani 90'ın karşısı 4 kök 3. 30'un karşısı yarısı 2 kök 3. Bak ordinatını bulduk 2 kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katı şurası 6 olacak. Şu mesafeyi bulduk 6. Peki şuradan da 60'ın karşısı 2 kök 3. O zaman 30'un karşısı 2 dedik. 90'ın karşısı da 4 dedik. Şurayı da bulduk 4. Ve bakın toplam şu uzunluk 10 geldi. Yani benim aradığım cevap 10 çıktı. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Evet arkadaşlar dönüşümleri de bitirdik böylelikle. Bir sonraki videoda da çemberin analitiğine geçeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.